Özel derslerim aksadı tabii. Akşam 7 ile 11 arası, yani 4 saat aralıksız özel dersim var. Diğer günün akşam 3 saatte özel dersim var. Diğer gün akşam yine 3 saat özel dersim var. Ve özel ders almak istiyorsanız onu da buradan söyleyeyim. Instagram'da sürekli güncel duyuru oluyor. Benim hem sabah 6, öğlen 12 arası saatlerim boş. Yani derseniz ben sabah 6 ile 7 arası senden ders dinlemek istiyorum. Öyle bir psikopatım. Gelip ders alabilirsiniz. Hepsini Instagram adresimizde duyurarak yapıyoruz. Oraları takip edebilirsiniz. Bir ıhlamur falan içerim, bir şeyler yerim, ilaçlarım tok kalmayın, ha, oturuyorum. tamam, aç kalma sakın. Yok yok, tur yemek var zaten. Tamam. Sabah kahvemi içtim, enerjim iyi. Annem de bugün birazcık iyi hissediyor, o yüzden mutluyuz. Evet, kanal 30 bin oldu mu acaba şu anda? Yani bu videoyu izlerken acaba siz? Eğer olduysa hepinize teşekkür ederim. Eğer olmazsa hemen abone oluyorsunuz. Hemen hemen hemen. Oo, merhaba. Bir haftadır video çekmiyorum. Eve geldik biz en son. Amasra'dan, hani artık married man olarak. Not yet ama neyse. Eve geldik biz Amasra'dan. Bir hafta sonra, gerçekten salı günü bugün. Tam bir hafta geçti. Dışarı çıkıyorum. Bir haftadır evdeydim. Hiçbir şekilde dışarı çıkmadım. Yani 7 gündür evdeyim. Markete bile inmedim, açık söyleyeyim. Yağmur biraz rahatsızdı. Bakalım. Çok az da olsa iyi hissettiğini söyledi. Öyle bir görüşeceğiz. Uzun süredir bir yere gitmiyoruz. Göreceksiniz videoda. Oraya gideceğiz. Hadi otobüse koşuyorum ben. Bay bay. Arkadaşlar bakın şuradaki minik... Aa, nereye gitti? Aa, yok oldu. Buraya gel. Bak nereye gel. El kol yapıyor bana. Oradaki yere o şey telefonumu koyacağım. Tamam. Hani hafif biz uzun boylu gibi çıkacağız. Tamam. Değiliz. Pire değiliz. Sesim için özür dilerim. Bugün hafta içi salı günü. Ay, yok. Negatifim dostlar. Çok korktum, biliyor musunuz, korona oldum diye. Anlatayım. Biz bir haftadır Tatilden döndükten buluşamadık. sonra çarşamba sabahı ben çok kötü uyandım. Öyle böyle değil. Niye maske taktığımı anlamışsınızdır. İşte geldik. Salı günü aslında yoldayken biz anladık benim hasta olacağımı. Çünkü bir afakanlar basıyor, hırkayı çıkarıyorum, bir geri giyiyorum. Hani havuzda üşüttüm, otobüste bunun cabası oldu. Normalde annemin bana yaptığı bakımlar sayesinde benim bir günde ayağa kalkmam gerekiyor ama ben kalkamadım. Bu çektik yanlışlıkla da. Şunlar, çimleri, şuradaki çimler çıkmış bakın. Şuradakiler. Onları yeniden yapmak için. Çok güzel. Bunun ıslatması inanılmaz keyifli ve hepsinde ıslanıyorum. Harika. Çok az geliyor arkadaşlar. Yani şey, böyle çok ıslanıyormuşsunuz gibi bir hissiyat oluyor ama çok az ıslanıyorsunuz. Bak, Burada şey ekiyorlar. Tohum ekiyorlar. Evet, göstereyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bakın, buralara tohum yapılıyor. Sonra yeniden yeşersin diye bir daha o zımbırtıyla ıslatacaklar muhtemelen. Anlamadım. Oh. Ayakkabım zaten yırtık, yamuldu ya. Bu ayakkabıyı herhalde seni kucağında taşıma noktasına gelene kadar giyeceğim. Evet, çünkü Türkiye'ye gelmiyor. Rica ediyorum, şu anda Türkiye'de olmayan, Avrupa'da olanlar varsa... İpek erken döndü maalesef. Avrupa'da olanlar varsa veya Amerika'da lütfen Onitsuka Tiger 76 Grey Blue modeli 39,5-40 numara bir tane getirirseniz sevinirim. Çok kötüsün. Sürpriz öyle değil, böyle yapılır diyor ama arkadaşlar bakın, bana Allianz deniyor değil mi? Allianz almış. 20
20.000'deyken dedim ki bana 20.000 like gelirse bana sen de teklif yapacaksın olur mu diye ve hayır yaptığı yere bakın ya. Ya bugün özel bir gün bulamadım. Bugün böyle erkeğe aitmiş gibi ya da onların herhangi bir göreviymiş gibi onlara atfedilmesi benim hoşuma gitmiyor. Yeri gelince ona çiçek alıyorum. Onu herkesten daha çok bekleyebilirim. Ona evlenme teklifi edebilirim. Biz genelde bu tip özel şeylerin hep böyle Türk dünyasında önemli zaferlerin ya da önemli günleri şey baz alarak bu tip şeyler gerçekleştiriyoruz. Mesela hani benim evlenme teklifimi Gaziler Günü'nde almam gibi. Bugün özel bir gün bulamadım. Bugün Viyana'ya girişim, birinci Viyana Savaşı'na başladığı zaman o sayılmıyor. O güzel bir savaş değil. Olduğu için hani şey olmuyor. O yüzden ben de Anıtkabir'e getireyim dedim. Teklifini yaptım manyak ya. Hiç beklemiyordum ya. Gerçekten çok şaşırdım. Bayağı da güzel oldu. Askerleri çeken ablayı çeken ben. Ya bu espri arkadaşlar bu arada. Kendi aramızda biz şey yapıyoruz. Hani evet, bunu yani yanlış anlayıp başka bir yere çekmeyin. Ben Yağmur'a bana da sen teklif yap diye böyle bir yalandan şey yapmıştım. O da hani ona istinaden yaptı. Bu resmi ya da aile arasında geçen bir şey değil. Yine söyleyelim de. Arkadaşlar anı defterini Yağmur dolduruyor ve huzurunda oldu düzelt. Hep kalacak burada. Onaylandığında diyor. İzleyenleriniz varsa bilir. Bir şey sor bana. Yeşim salkım var. Bir dakika. Bu videoyu bilmiyorum ne zaman izlersiniz. Belki birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra, belki bugün. Ama ayın kaçı bugün? 28 Eylül bugün. Yine Hacettepe'nin önündeyiz. Hacettepe artık beni bırak. Ne olur ya. Ne okulun ne hastanenin hiçbir şeyini görmek istemiyorum artık. Evet şimdi Perşembe Pazarı'na gidiyorum. Niye buraya gidiyorum? Çünkü geçen gün kendime sivit alacaktım. Böyle işte kış yaklaşıyor yani bir şeyler alırsınız. Ya da ne bileyim bir farklılık olsun istersiniz. O kadar gereksiz ki fiyatlar. Bakın ben gerçekten bazı şeylerde marka giymeyi giyiyorum. Çünkü markalar iyi oluyor. Mesela giydiğim bot gerçekten çok pahalı bir bot ve kaliteli. Kaliteli olduğu zaman veriyorum o parayı. Ama burada satılan ürünler kaliteli değil ve fiyatları pahalı. Ve alacağım şeyler de öyle kaliteli olmasını gerektiren şeyler değil. İşte çorap, ne bileyim tişört, işte belki sivit. Burada bazen güzel, temiz mallar oluyor. Ben de o yüzden bugün Perşembe Pazarına gidiyorum. Yağmur uyuyor. Henüz uyanmadı. Biraz da aklım onda. Belki ona da kendime de bugün bir şeyler almaya çalışacağım. Siz de izlersiniz. Hadi bakalım gidelim. Annem dedi öğle arasına kalma. Teyzeler amcalar oluyor. Kalabalık olur. Herhalde kaldık öğle arasına. Bir tişört aldım arkadaşlar. 50 lira. Gerçekten güzel bir tişört. Videolarda falan giyilir. Şimdi devam ediyorum. İlerlerde daha böyle sivitvari şeyler var. İşte şurada içlik miçlik falan çorap da alacağım bugün. Bakalım ya bir geziyoruz. Startı verdik. 50 lirayla startı verdik. Şimdi Yağmur için bir şey almam lazım. Ona bakacağım. Bak şunlar güzel. Düzgün modellerini bulursam öyle sivitlerde alabilirim. Böyle cins bir sürü çorap modeli var. Girişte daha çok oluyor. Onları da göstereceğim size. Şurada bakın takımlar var. Bilmiyorum. Güzel görünüyor. Ne kadar fiyatı? 75 bir de 175 diyor. Bilmiyorum. Şunlar iyi gibi ama biraz inceler. Winter is coming. Kalın almak lazım. Burada bir polar buldum. Şimdi bu 75 lira diyor buradaki beyefendi. Bakın şöyle de modelleri var ama arkada da kedili polar bulmuştum. O da 75'ti. Sanırım kedilisini alayım ben Yağmur'a ya. Neyse bir dursun buraya geri döneriz. 75 liraymış. Size de söylüyorum. Burada bir stand buldum. Bakın large xlarge'lar 40 lira diyor. Şöyle çok tatlı bir şey var. Bunu Yağmur'a beğendim. Üzerindeki işlemeleri göstereyim. Ayıcıklar var işte sincaplar, kedi burası falan. İmalat, burası güzel. İmalat, bundan alacağım Yağmur'a. Boyu olur sanırım. İmalat. Bir bakayım. Alacağım bunu. Yarım saat neredeyse dolaştım. Bakın burada 50 liraya bir yer buldum. İndirimdeymiş. Şu benim çok hoşuma gitti. Beyazlısı. Çok tatlıydı. Bayağı kalın. Diğer baktıklarım 85'ti arkadaşlar. Ve bunun neredeyse aynı.
Daha, hatta bu daha kalın geldi bana. Uzun bir şey almamıştım Yamo'ya. Bunu da Yamo'ya aldım. Bu modelden aldım. Bence gayet güzel. Ya şimdi bakın şuraları karıştırsanız ilerilerde de bir sürü küçük küçük, küçük şey var. Bağırma. Bir sürü şey var. Ama karıştırmayı bilmeniz lazım. İşte şunları mesela karıştıran bir arkadaşınız varsa gelin. İnanılmaz bir şeyler bulursunuz. Ama ben karıştırmıyorum. Açıkta olanlardan alıyorum. Şimdi çok az daha gezeceğim. Sonra kaçacağım. Artık beynim ağrımaya başladı. Çünkü zonkluyor kafam. Vallahi şöyle minik bir şey var. O kadar tatlı ki arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Öyle çekeyim bunları dedim yani. Zaten vlog kanalı değil. Öyle görüp geçirdim. Ne var ne yok. Onları çektiğim için. Aa, beynim. Başım ağrıyor arkadaşlar. Gerçekten başım ağrıyor. İki tane de çorap aldım. Dolmuşa bindim. İki tane de çorap aldım. Bakın. İkisinden birini Yamo'ya veririm artık. Eve dönüyorum. Selamlar, hoş geldiniz. Köklü Sayılar'ın sanırım 3 ya da 4. videosuyla birlikteyiz. İlk defa iPhone'um donuyor. Şaka gibi. Ama depolama alanını fullledim neredeyse. Arka kameraya geçiyorsun. Yap bakayım görsünler. Ön kameraya geçmemiş. Geçir bakayım. Az önce yaptığın gibi yap. Şimdi ben öğrettim, olmaz. Öyle mi? Az önce ne yapıyordun, onu yapsan.